AK Parti sıraları boş. Nereye kaçtılar bilmiyorum ama sorulacak sorular ve istenecek hesaplar var. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Bu millet sizden ağır bir hesap soracak. Demokrasi içinde soracak bunu. Elinizi vicdanınıza koyun, bir 5 yılın muhasebesini yapın arkadaşlar. AK Parti, MHP, Cumhur, Zulüm ittifakı bir çıkar ittifakıdır. Kimi zaman hakkı, hukuku, adaleti, anayasayı çiğnediler. Kimi zaman kendi ilkelerini de çiğnediler. Devlet Bahçeli'nin emriyle, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un sahte tutanağıyla meclisten vekil çıkartan, ardından AYM'nin iptal kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne hakaretler yağdıran bir ittifak oldu AK Parti, MHP, Cumhur, Zulüm ittifakı. Gazi Meclis, Gazi Meclis dediniz. Anayasaya aykırı yasalar çıkardınız. AYM'den bunlar dönünce de yine bu yasaları sonuna kadar dayattınız. AYM'yi tanımayan, onu kapatacağım diyen bir zorbalığa imza attınız. Nerede AYM? AİHM kararlarını bile tanımadınız. Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Osman Kavala zindanlarda. Cezaevleri mahpus doldu. Hasta oldular, öldüler. Büyük acılar çektiler. En çok yaptığınız devlet kurumu cezaevleri oldu. 399 cezaevi yaptınız. Daha 22 cezaevi yapıyorsunuz. Yeri göğü cezaeviyle doldurdunuz. Kürdü, Alevi'yi, gayrimüslimi çok üzdünüz. Müslümanları Allah, kitap, vatan, bayrak diyerek kandırdınız. Parti merkezimizde Deniz Poyraz'ımızı katlettiniz. Kürtçe konserleri yasakladınız. Statlarda yeşil, beyaz toros afişleri astırdınız. Kürdü, Kürtçeyi 3. sınıf vatandaş ilan etmeye çalıştınız. İfade özgürlüğünü ayaklar altına aldınız. Hak diyeni yallah cezaevlerine gönderdiniz. Ne ifade özgürlüğü, ne medya özgürlüğü bıraktınız. Binlerce bebek, çocuk cezaevlerinde annesiyle çile çekti. Diğer çocuklar akrabalarının yanında kaldı. Binlerce bebek çocuk sizin döneminizde cezaevlerinde kaldı. Utanç verici bir haldir. Hamile kadınlar, lohusa kadınlar cezaevindeydi. Cezaevinde doğum yaptılar. Utanç verici bir Türkiye Cumhuriyeti dönemi iktidarı ittifakı oldunuz. Komutanlarının emrini dinleyen erler, askeri öğrenciler, kursiyer teğmenleri acımasızca müebbet hapse mahkum edittiniz. Erleri, öğrencileri darbeci ilan ettiniz. Gençleri güvenlik soruşturmaları sahtekar mülakatlarla vurdunuz, susturdunuz. En güveneceğimiz kurum yargıyı yürütmenin kulu kölesi yaptınız. İstemediğiniz kararı veren savcıları, yargıçları sürdünüz. Coğrafi güvence palavrasını attınız, bir defa bile bunu yerine getirmediniz. Çıplak arama rezaletine imza attınız. KHK zulmüne imza attınız. Yüz binlerce kişiyi işinden attınız. Aç susuz bıraktınız. Özel sektörde çalıştırtmadınız. Pasaportlarını iptal ettirdiniz. Süründüre öldürmeye çalıştınız. Depresyonlar, yoksulluklar, sosyal dışlamalar içinde bıraktınız. En az 140 KHK'lı intihar etti. Yine vicdanınız sızlamadı. Umrunuzda değil. Binlerce defa burada size anlattım. Vicdanınız hiçbir defa sızlamadı. Cezaevleri ağzına kadar legal kriterlerin illegal kabul edildiği mahpuslarla doldu. İnsanlar kaçırıldı. En az 35 kişi aylarca kaçırıldı ve işkence edildi. Ve onlardan 3'ü yok şu anda. Bulunanlar ya cezaevlerinden ya Ankara Emniyet Müdürlüklerinde çıktı. Sunay Elmas, Ayhan Oran, Yusuf Bilge Tunç yok şu anda, yok. Ne dirileri var, ne ölüleri var. Memleketi 90'lara çevirdiniz, 90'lara. Bakın. Emniyet müdürlüklerinde korkunç işkencelere imza attınız. Bankata job sokma işkencesi Ankara Barosu'nun raporlarına geçti. Resmi raporlara geçti. Buyurunuz efendim. Nice intiharlar oldu. Mazlumlar intihar etti.
çocuğuna pantolon alamadığı için intihar etti mazlum insanlar. Döneminizde Covid de bir skandalla seyretti. İspatlarım size, Covid ölümlerini de örtbas ettiniz. Yok şu anda kayıtta bunlar. Bunu da tespit ettik. Bakın 20 yıllık manevi enkazınızın, çöküşünüzün ardından adeta bunu görmeyenlerin görmesi için bir büyük maddi enkaz oluştu. Sizin o kötü yönetiminizle, o kötü yönetmeliklerle, o uyulmayan yönetmeliklerle sonuçta bir deprem oldu ve 50 bin insan hayatını kaybetti. Belki bu dünyada onlar bizim gibi sizden hesap soramayacak. Ama öte dünyada vallahi de sizden hesap soracak. Billahi de hesap soracak sizden. O mazlumlar yakanıza yapışacak. Hiç unutmayın bunu. AKP hükümeti bu seçimden korktuğu gibi aynı zamanda korktuğu bir gerçek daha var. O da şu. Gençlerden korkuyor bu hükümet. Neden korkuyor? Çünkü en büyük dersi, en büyük buradaki sandıktaki dersi gençler verecek. Bakın gençlerle ilgili neler yapıldı? Bu depremden dolayı bütün gençlere ilişkin olan alanların tamamı kapatıldı. Yurtlar kapatıldı. Şimdi seçim dönemine giriyoruz. Seçim döneminde üniversitelerin imtihanları, üniversitelerin sınavları o döneme denk getiriliyor. Öğrencilere yurt bırakmadınız, kalacakları yurtlardan uzaklaştırdınız, eşyalarını çöpe attırdınız. Bununla yetinmediniz. Öğrencileri kendi evlerine yolladınız ve şu anda öğrenciler nerede oy kullanacak, nerede size demokrasi anlamda hesap vereceğine ilişkin alanları belli değil. Ben burada bütün gençliğe sesleniyorum. Ne olun, ne olursunuz oy kullanacağınız yere muhakkak ki ulaşın ve bu iktidara bu hesabı sorun. Çünkü en büyük hesabı siz soracaksınız. Yani gençlik bu iktidara tarih dersi verecek. Bu iktidarı korktuğu kadar var yani. %80'i %90'ı bu iktidara karşı ve bizlere oy verecek, ben bunu biliyorum. Kendilerine oy verecekler. Dolayısıyla gençliğe sesleniyorum ki genç bütün arkadaşlar oy kullanacakları yerlere muhakkak ki ulaştılar. Çünkü bu iktidarın yaptığı şey önünüzü kesmektir. Buna kesinlikle uymayın ve buna karşı durun. Bir diğer mesele, bakın bir deprem gerçeği yaşadık. Bu depremden hemen sonra birkaç gün içerisinde ben kendim bizzat ve partimdeki bütün arkadaşlar depremdeki o asbest meselesini dile getirdiler. Ve oradaki büyük korkunç mevcut olan o doğa kirliliğini dile getirdik ve maalesef kimseden ses çıkmadı. Bakın 2005 yılında AKP hükümetinin getirmiş olduğu Türk Ceza Kanunu'na göre, Türk Ceza Kanunu 181 ve 182. maddede bu bir suçtur, suç. Yani şu anda o molozları kaldırdığınız zaman, asbeste ilişkin olan o molozları kaldırdığınız yerde halkları ve bütün halkı orada zehirliyorsunuz ve burada suç işliyorsunuz. Buna karşı hiçbir Allah'ın kulu harekete geçmiyor, hiçbir Cumhuriyet Savcısı harekete geçmiyor. Dolayısıyla buradaki mevcut olan o eylemi yapan, işlemi yapan kim varsa hepsi şu anda suç işliyor. Bir diğer mesele ise doğaya vermiş olduğunuz bu zarar nedeniyle ağır cezada yargılamanız gerekiyor. Bununla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu tablo nedir biliyor musunuz? Bütün halklarımız çok iyi biliyor. İşlemeyen bir mahkeme, işlemeyen bir yargı sistemi, işlemeyen bir sistem. Ama çok az kaldı. Yani 40 günlük bir süre kaldı. 40 gün sonra bunların hesabı tek tek sorulacak. Ve bunların hesabını hep birlikte soracağız. Hep birlikte yargılanacak olan kişiler de adil bir şekilde yargılanacak. Çünkü burada suç işleniyor. İşlenen suç çok ağırdır. Ve halk ciddi bir şekilde halk sağlığıyla oynanıyor. Ve Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleri de maalesef işletilmiyor. Bunun işletecek olan kesim de halkın kendisine oy verdiği alandır ve iktidara geldiğimiz zaman biz haklar olarak biz bunu sağlayacağız. Dolayısıyla bu meyanda hukuk raftadır, ceza hukuku raftadır ve bunun... Buyurunuz Sayın Koç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Arkadaşlarımızın hepsi bunu dile getirdi. Bakın Yeşil ve Sol Parti. Ben burada bütün halklarımıza şöyle seslenerek konuşmama son vermek istiyorum. Disa Em, Disa Azadi, Disa Jiyan, Disa YSP.